Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı, huzurlu, sağlıklı, mutlu günler dilerim. Bugün yeni bir kitaba başlıyorum. Önceden de sayfamda mevcut olan Ufak Şeyleri Dert Etmeyin yazarı olan Dr. Richard Carlson'ın yeni bir kitabı. Bu kitabını eşiyle beraber, Christine Carlson'la beraber yazmış. İsim benzerliği mevcut. Aşk yaşamınızda ufak şeyleri dert etmeyin. Dr. Richard Carlson ve Christine Carlson. Kitabın ilk sayfası yeğenim tarafından imzalanmış. Benim için çok değerli bu. Huzurlu olmak istiyorsanız aşk yaşamınızda ufak şeyleri dert etmeyin. Hepsi de ufak şeylerdir. Sevgi bağınızı kopartan alışkanlıklarınızdan vazgeçmenizi ve ilişkinizi güçlendirmenizi sağlamanın basit yolları. Giriş. İnsanlara ilişkin nasıl gidiyor gibi bir soru sorduğunuzda fena değil sanırım ya da benzer biçimde gönülsüz ya da kendinden pek de emin olmayan yanıtlar alırsınız. Nedeni ne olursa olsun pek çok kişi bu durumun makul bir ilişkide normal ve kabul edilebilir olduğuna inanır. Bazen iyi bir ilişkileri olduğuna inanan çiftlerin bile iyi bir ilişkinin ne anlama geldiği konusunda kafaları karışıktır. Diğer bir deyişle ilişkileri iyi olmasına rağmen belli alanlarda partnerleriyle ilgili olarak rahatsızlık ve kafa karışıklığı yaşadıklarını dile getirebilmektedirler. Aralarında sürekli anlaşmazlık ya da atışma, uyum ya da doyum eksikliği, dargınlık, partnerinin değişmesini istemek ya da yalnızca gerçek bir mutluluk ve takdir duygusu eksikliği olabilir. Şimdi sizlerden ilişkiniz sorunlu ya da kusursuz, ne durumda olursa olsun ufacık bir çabayla çok daha iyi olabileceğini düşünmenizi istiyoruz. Hiçbir ilişki mükemmel değilken ve her ilişkinin kendine özgü yanları varken ruh halinizi düzeltecek, yüreğinizi açmanızı sağlayacak, yaşamınızı zenginleştirecek ve bakış açınızı genişletecek bazı basit stratejileri uygulayarak ilişkinizi iyileştirmenize mümkün olduğunu göreceksiniz. Belirli bir görüşümüz ya da hedefimiz olduğunda bu hedefe ulaşabilme ya da hiç değilse yaklaşabilmeyi başarmamız açısından biz insanlar olağanüstü yaratıklarızdır. İlişkiniz söz konusu olduğunda bunun anlamı olası en iyi görüşü benimsemenizin çok önemli olduğu anlamına gelir. Bu sayede gerçek anlamda çok iyi iki arkadaş, ruh eşi ve gerçek partnerler olabilirsiniz. Bireysel ya da çift olarak daha sevgi dolu, neşeli, huzurlu, verici, hoşnut, sabırlı, kabullenici ve bağışlayıcı olabilirsiniz. Aynı zamanda daha geniş bir bakış açısına, daha iyi bir mizah duygusuna, daha iyi bir dinleyici olma ve en önemlisi kendinizi daha az ciddiye alma becerisine sahip olabilirsiniz. Tüm bunları başarmak ve böylelikle sizin için önemli olan diğer nitelikleri kazanmak mümkün olur. Ve belki de en önemlisi siz ya da partneriniz yetersiz bir duruma düştüğünüzde kendinize ve ilişkinize haksızlık etmeyecek, ilişkinizdeki ufak şeyleri dert etmeyeceksiniz. İyimserliğimizin yanı sıra gerçeklerden de uzaklaşmış değiliz. Aşk yaşamınızda ufak şeyleri dert etmeyi bırakırsanız hiçbir sorununuzun kalmayacağı ya da arada bir de olsa birbirinize huysuzluk yapmayacağınızı kastetmiyoruz. Şüpheye düştüğünüz ya da partnerinizin sizi çıldırtacağını düşündüğünüz durumlar da olacak. Ancak bizim kastettiğimiz şey, yaşadığınız sıkıntı her neyse azalacak ve sorunlarınıza daha rahat bir biçimde ve daha geniş bir açıdan bakarak çözüm getireceksiniz. Başka bir deyişle, bir sorunun tam orta yerindeyken bu sorunun üstesinden geleceğinize ilişkin gereken güveni kazanacak ve sevgi dolu ilişkinizi sürdürmeyi başaracaksınız. Kitabı birlikte yazarken çok eğlendik ve yaşamımızın en güzel günlerini geçirdik. Sevgi dolu ve ruhları besleyen bir birlikteliğin kapılarını açan anahtarların neler olduğunu dikkatle gözden geçirme şansını yakaladık. İkimiz de ilişkiler konusunda uzman olduğumuzu iddia etmesek de çok iyi bir ilişkimiz olduğuna inanıyoruz.
14 yıldır evliyiz ve birbirimizi 17 yıldır tanıyoruz. Bu süre içinde birbirimize karşı sevgi dolu, kibar ve saygılı olduk. Çok iyi iki arkadaş olduğumuza inanıyoruz. Bazen birbirimizi sinirlendirebiliyoruz. Ancak bunun çok nadir bir durum olduğunu dile getirmekten mutluluk duyuyoruz. Kendi ilişkimizi düşündüğümüzde her ikimizin de kusurları olduğunu ama en güçlü yanımızın ufak şeyleri dert etmemek olduğunu biliyoruz. Genellikle ufak tefek sorunların üzerinde durmuyor ve zayıflıklarımız yerine güçlü yanlarımıza odaklanıyoruz. Belli sıkıntılara birbirimize karşı kullanmak yerine her şeyi oluruna bırakıyoruz. Her ikimiz de haklı olduğumuzu iddia etmek yerine birbirimize anlayışlı davranıyor ve kendimizle dalga geçebiliyoruz. Dik başlı ve dediğim dedik olmazsak yaşamın daha da kolaylaştığını ve birbirimize karşı duyduğumuz sevginin eksilmediğini fark ettik. Elbette yaşamda ve her tür ilişkide belli güçlükler vardır ve ne yazık ki yaşamlarımızın belli evrelerinde her birimiz acı çekeriz. Ancak pek çok kişinin gerçekten büyük dertlerle nasıl başa çıktıklarını görebilmek çok etkileyicidir. Bu insanların sıkıntılarını yüreklilikle, yaratıcılıkla ve ağırbaşlılıkla aştıklarına tanık olmuşsunuzdur. Örneğin bir çocuk hastalandığında tüm aile bir araya gelir. Orada paylaşım, destek, dua, güç ve bencillikten çok uzak salt sevgi vardır. Aynı biçimde bir çift aile içinde hastalık veya ölüm, iflas ya da benzer sıkıntılı bir olay yaşadığında yine bir araya gelinir, güç birliği sağlanır ve her türlü fedakarlık yapılır, yaratıcı fikirler paylaşılır, dayanıklı olmaya çalışılır. Neyse ki yaşam her zaman gerçekten büyük dertler açmaz başımıza. Diğer bir deyişle her gün işten atılmaz, boşanma dilekçesi vermez ya da acil servise koşmak zorunda kalmayız. Ayrıca tüm bunlar her an olabilir ve kendimizi çok kötü hissedebiliriz. Ancak bu tür şeyler sıklıkla yaşanmaz. İlginçtir, ufak dertlerden çok büyük dertlere büyük dertlerle karşı karşıya geldiğimizde daha donanımlı ve güçlüyüzdür. Bu sorunun üstesinden gelmemiz gerektiğini bilir ve bireysel ya da eşler olarak yapabileceğimizin en iyisini yaparız. Elbette yaşamımızın büyük bölümünü günlük ufak tefek telaşlar, karmaşalar, yanıtlanmayan telefonlar, kargaşa, karışıklıklar, anlaşmazlıklar, kaybedilen eşyalar, gürültü ve daha niceleri kapsar. Bu nedenledir ki her zaman yüz yüze geldiğimiz ufak dertlerle başa çıkabilmenin çok önemli olduğuna inanıyoruz. Üstelik ufak dertlerle ılımlı bir biçimde başa çıkabilmemizin yanı sıra karşımıza çıkan büyük sıkıntıların üstesinden daha da kolay gelebildiğimizi fark ettik. Bu kitaptaki stratejilerin yardımıyla ilişkinizdeki ufak sıkıntılarla kolaylıkla ve daha geniş bir açıdan bakarak başa çıkacağınızı umuyoruz. Ufak sıkıntıların üstesinden geldikçe birbirinize olan sevginizin kesintisiz yürümesinin ve beslenmesinin çok kolay olacağını düşünüyoruz. Kitabın tümünü işbirliğiyle yazdık. Ancak bazı stratejiler Richard'ın bakışını yansıtırken bazıları Chris'ten geldi. Chris'in görüşleri strateji başlığından sonra Chris olarak belirtilirken Richard'ınkiler de aynı biçimde işaretlendi. Ortak görüşlerde ise bir işaret bulunmamaktadır. Hedefimiz bizim ilişkimizi model olarak almanız ya da olmanız gereken bir tablo çizmek değil. Tersine bu kitaptan edineceğiniz fikirlerle düşlediğiniz ilişkiyi yaratabilmeniz. Evet, birlikte yaşayacağımız bu maceraya atılırken sizlere bir ödümüz var. Hedeflerinizi yüksek tutun. Bakış açınız genişledikçe daha fazla yol alacaksınız. Üstelik ufak şeyleri dert etmeyeceksiniz. Hiç değilse büyük bölümünü. Bunu gerçekleştirdiğiniz zaman düşlediğinizden daha istekli olacak, daha çok seveceksiniz. Bol şans, aşkın tadını çıkartın. Richard ve Chris Carlson. Öncelikle iki eşim bir kitap yazmasın. Çok etkileyici. Kitabı devam ettireceğiz. Herkese sağlıklı, huzurlu, mutlu günler dilerim. Hava biraz soğuk. Onun etkisi oldu tabii ki de. İyi günler.